Kardeşler hatırlarsanız bizler geçen dersimizde ilmi nasıl elde etmemiz gerekir. Bunun üzerine biraz konuşmuştuk değil mi? İnşallah bizlerin ilim talebeleri olarak ilmi azar azar talep etmesi gerekir. Ve bu yolda ilime başlamış olduğu bu yolda sabırlı olması gerekir tedarruşa uymalı ve menhece uyması gerekir. İlim tedarruş ile elde edilebilecek bir şeydir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ne demişti? İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste Ya eyyuhen nasu bit Ey insanlar ilim öğrenin şüphesiz ki ilim derece derecedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de bu ilkeye uyarak ilmi azar azar talep etmeliyiz. İlim denizinden almış olduğumuz her bir yudumu sindire sindire almamız gerekir abiler. Bu şekilde tedarüce uyarak azar azar almamız gerekir ki daha sonra bir netice ortaya çıkmış olsun. Daha sonra hayırlı olan bu yolda bir mesafe almış olalım. Biraz ilerlenmiş olalım inşallah. Kardeşler inşallah Allah Azze ve Celle'nin sizlere nasip etmesiyle veya genel olarak bizlere nasip etmesiyle bizler hayırlı olan bir yola girdik. Bu yol cennete götüren bir yoldur. İlim talebesinin bu şuurla hareket etmesi gerekir. Ve cennete giden bu yolda her şeyden böyle azar azar ve her şeyin tadını çıkara çıkara yolda karşılaşmış olduğu şeylerden alması gerekir. Bu ilimlerden azar azar bir şekilde faydalanması gerekir. İnsan cennete giden bu yolda her şeyden, her güzel şeyden alması gerekmez mi insanın? İlim talebesinin bilhassa cennete giden bu yolda her şeyden güzel bir şekilde faydalanması, her ilmi güzel bir şekilde itkan etmesi ve güzel bir şekilde alması gerekir. Çünkü bu yol olabilir, Cennete giden bir yoldur. Cennete giden bir yolda her şey güzel olmaz mı? İmtihanlar ayrı bir güzel olur. Musibetler ayrı bir güzel olur. Bu yolda karşılaşmış olduğunuz her şey, güzellikler veya zorluklar hepsinin ayrı bir güzelliği olur. Çünkü dünyada bizim için bazı şeyler zorluk gibi karşılansa da, bazı şeyler ağır bir imtihan gibi olmuş olsa da Allah Azze ve Celle'nin katında bunun bir güzelliği olmuş olduğundan dolayı, bir değeri olmuş olduğundan dolayı bu yolda her şey güzeldir. Cennete giden bu yol her şey gidiyordur. Niye bu yol cennete giden bir yoldur? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhalallahu lehu bihi tariqan ilal cenne Her kim ki ilim yoluna girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah umut ediyorum ki bizler de bu yola girdik ve Allah azze ve celle bu yolu bizler için cennete giden bir yol kılar. Kardeşler, kendim için ve sizler için Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zannımdır ki Rabbimiz bizler için hayır diledi. Rabbimiz bizler için hayır dilemiş olduğundan dolayı bugün bizler bu meclislerde Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmeye çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini öğrenmeye çalışıyoruz. Niye? İnşallah hüsnü zannımdır ki Allah Azze ve Celle bizler için hayır diledi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki مَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي Din Allah kimin için hayır dilemişse onu dinde fakih kılar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Umut ediyorum ki inşallah Allah azze ve celle bizleri de dinde fakih kılar. Bizleri din, dini güzel bir şekilde anlayan, güzel bir şekilde fehmeden ve güzel bir şekilde dinin gereklerini amel eden halis Müslümanlardan kılar. Kardeşler hatırlarsanız bununla beraber yani ilmi nasıl talep etmemiz gerektiğiyle beraber sünnet ilmine dair konuştuk. Dedi ki amellerin kabul olabilmesi için üç tane şart vardır ve bu şartlardan bir tanesi de üçüncü olarak da dedi ki sünnet uymak. Bizlerin amellerinin Allah Azze ve Celle'nin katında sahih bir şekilde makbul olabilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymalıyız. Aleyhissalatu vesselam bir ibadeti nasıl yaptı veya o ibadetin nasıl yapılmasını bizlere emretti. Bizlerin buna bakması gerekir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre hareket etmesi gerekir ki amellerimiz Allah Azze ve Celle'nin yanında makbul bir amel olmuş olsun. Çünkü Rabbimiz hatırlayın şu ayet-i Muhammed Suresi'nde dedi ki ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın dedi Allah Azze ve Celle. Amellerimizin Rabbimizin katında boşa çıkmasını istemiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyacağız. Bizler de inşallah Yapmış olduğumuz bu ilmi derslerle, hadis dersleriyle tam olarak zaten bunun üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Sünnet ilmi üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden hangisi sahihtir, hangisi zayıftır, hangisi alınabilir veya hangisi reddedilebilir? Bunların hepsi bu ilimle bilinebilir. Hadis usulü ilimle bilinebilir. Çünkü bu ilimle kardeşler hadisin metni incelenir. Hadisin ravileri yani ricalleri, hadisin ricalleri incelenir. Hadisin illetleri sahih, sahih bir hadis midir, bu zayıf bir hadis midir? sahih hadisin illetleri, zayıf hadisi nasıl anlaşılır ve benzeri meseleler ancak bu ilimle bilinebilir. Bundan dolayı bizlerin güzel bir şekilde sünnete muvaffakat gösterebilmesi için sünnetten hangisini almamız gerekir veya hangisi sünnet değildir, hangisini reddetmemiz gerekir, onunla amel etmememiz, etmememiz gerekir. Bunu ancak bizler bu hadis ilmiyle, hadis usulü ilmiyle ve benzeri hadis ilimleriyle bilebiliriz. Kardeşler, hadis ilmi iki kısma ayrılır. Birincisi ilm rivaya ve ikincisi ilm-u dirayedir. İki kısımda hadis e, usulü veya hadis dersleri, hadis bölümü iki kısma ayrılır bu şekilde. ilm rivaya ve ilm-u dirayedir. i̇lm rivaya abiler, daha çok metinler incelenir. Metinler üzerinden çalışmalar yapılır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, fiilleri, tasdikleri, ikrarları, ondan sonra hadisi rivayet eden ee, ravilerin hadisi zapt etmeleri güzel bir şekilde ezberlemişler mi, güzel bir şekilde nakletmişler mi? Bu ve benzeri meseleleri ihtiva eden, bu ve benzeri metinlerin incelenmiş olduğu ilim dalına rivayeten hadis ilmi denilir. Elmur rivaye denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylemiş, sözü nasıl söylemiş? Bu ilimde incelenir. Aleyhissalatu vesselam bir fiil yapmış, bu fiili nasıl yapmış? Bu ilimde incelenir. Mesela Bilirsiniz kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı hadisler varit olmuştur. Bir gün sahabesiyle oturmuş benzeri hadisler. Sahabesinden ya önceki ümmetlerden bahsetmiş ya günümüzün vakasından o günün vakasından bahsetmiş sahabesine bir şeyler anlatmış veya bir rüya görmüş rüyasını sahabesine anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl söyledi? Hangi lafızlarla söyledi? Bu e, bu yönde yazılan metinler bize nasıl geldi? Bunu ezberleyen o sahabeler veya rivayet eden o kimseler doğru bir şekilde ezberlemişler mi? Doğru bir şekilde ezberlemişler mi? Ve doğru bir şekilde, güzel bir şekilde nakletmişler mi? Ezberlemeleri sadece yetmez abiler. Bir de doğru bir şekilde nakletmişler mi? Veya onların nakletmiş olduğu metinlerle aynı benzer metinler var mı? Metinlerle birbirlerine uyumluluk arz ediyorlar mı? Birbirleriyle ihtilaf arz ediyorlar mı? Bu ilimlerin, bu meselelerin hepsi Elmur Rivaye bölümünde incelenir ve detay var bu meselenin. Elmur Diraye bölümünde ise kardeşler Cerh ve tadil. Bundan sonra hadisin illetleri, hadisin ravileri, ravilerin halleri. Raviler e, hadisi başka bir raviden alan e, bir önceki ravi o raviyi görmüş mü? An aynı dönemde yaşamışlar mı? Hangi dönemde vefat etmişler? Hangi işle uğraşmışlar? Benzeri meselelerin genelde kardeşler el-muddiraya bölümünde incelenir. El-muddiraya biraz daha böyle dakik meselelerin incelenmiş olduğu bir bölümdür. Hadis ilminde, ilm diraya. Ve daha çok bu bölüm, ilm diraya bölümü, fakih meseleleri, fakî meseleleri veya dakik meselelerin incelenmiş olduğu alandır. Ahkam hadislerinin ve ahkâmî meselelere dayanan meseleler el diraya bölümünde incelenir. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine bahşetmesiyle bazı kimseler bu iki ilme birden hasıl olmuşlar hem ilm-i rivaye alanında büyük bir mesafe kat etmişler hem ilm-i diraye alanında büyük bir mesafe kat etmişler. İlm-i rivaye ilmine sahip olanlar muhaddis olarak isimlendirilir daha çok. Metin ilmine hasıl olanlar bu kimseler muhaddis isimle isimlendirilir. Ama ilm-i diraye ilm-i bilmeden ilm-i sahip olanlar bunlara daha çok fakih fakih olan kimselerdir. Fıkıhta derinleşmiş, dakik meselede derinleşmiş olan kimselerdir. Ama Allah Azze ve Celle'nin bazı kimseler vardır ki Allah Azze ve Celle onlara bağışta bulunmuştur, güzel bir nimet vermiştir. Hem muhaddistir hem de fakirhtir. Hem ilm-i rüvaya ilmine dair geniş bir bilgiye sahiptir, muhaddis olmuşur. Hem de ilm-i diraya ilmine dair geniş bir bilgiye sahip olmuştur. Mesela kim gibi kardeşler? İmam Malik gibi, İmam Ahmet gibi, Bunlar hem muhaddistirler hem de fakihtirler. Veya İmam Müslim, İmam Bukhari bunlar da aynı şekilde abiler hem muhaddistirler hem de fakihtirler. Veya son dönemlere doğru mesela i̇bn Kesir rahimahullah hem muhaddistir hem de fakihtir. Veya Hafız İbn-i Hacer el-Eskalani aynı şekilde hem muhaddistir hem fakihtir. Veya İmam Nebevi veya i̇bn Salah veya benzeri bu şekilde birçok kimse var. Hem muhaddistirler hem de fakihtirler. Allah Azze ve Celle bu nimetini bazı kullarının içerisinden böyle hayırlı diyebileceğimiz bazı kullarına vermiştir. Herkese vermiş mi? Hayır. Bazı insanlar, bazı alimler de vardır ki muhaddistir ama fakih değildir. Veya fakihtir ama muhaddis değildir. Ama özellikle bu isimlerini zikretmiş olduğumuz alimler hem muhaddistir hem rivayeten ilme sahip olmuşlardır hem de dirayeten ilme sahip olmuşlardır. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle kendilerini güzel bir nimetle nimetlendirmiştir. <laughs> Abilerim mustalahül hadis ilmine dair, ilmül hadis ilmine dair, bu ilme dair birçok kitap kaleme alınmıştır. Yani bu ilimde detaylı mesele detaylı bir şekilde ifade eden, hadisin ıslahlarını bize bildiren, hadislerin metnine dair e, yazıların bulunmuş olduğu, bilgilerin bulunmuş olduğu veya genel anlamda bunlara dair çok fazla kitap kaleme alınmıştır. Bu kitaplardan birincisi mustalahül hadis ilmine dair yazılan kitaplardan birincisi Muhammed Errana Hormuzinin kitabıdır. Hurmuzi ilk olarak bu alanda bir kitap yazmıştır. O hicri olarak 360 yılında vefat etmiştir abiler. Hurmuzi'nin önce hadis usulü kaideleri yok muydu? Vardı. Biliniyordu ama bu kitap haline kimse tarafından getirilmemişti. İlk olarak bunu kitap haline getiren Hurmuzi'dir. Muhammed Errane Hurmuzi. O ilk olarak bu noktada olması gereken ıslahları, kaideleri bir kitapta düzenlemiştir, bir kitapta telif etmiştir. Daha sonra ondan sonra Hakim Ebu Abdullah gelmiş El Ma'rifa isimli kitap kalemi almıştır bu alanda. Bu alanda yazmış. <laughs> El Ma'rifa isimli kitabını bu alanda yazmış. Daha sonra ondan sonra tabii yine bazı kimseler daha gelmiş. Ama en meşhurlarından birini zikredeyim. İbn Salah i̇bn Salah bu ilimde en meşhur alimlerden bir tanesidir. Kendisi aynı şekilde hem fakihtir hem de muhaddistir çok meşhurdur gerçekten. Yazmış olduğu eseri de çok meşhurdur. Yıllarca ilim meclislerinde ilim adamları tarafından ilim talebelerine okutulan meşhur kitapları vardır i̇bn Salah'ın. Ve en meşhur kitabı, bizim yanımızda en meşhur olan kitabı İlmul Hadis kitabıdır. İlmul Hadis, hadis ilmi kitabıdır. Hadis ilmi kitabı çok bereketli, çok mübarek bir kitaptır abiler. Çünkü yıllarca dediğim gibi hadis alimleri veya hadisçiler öğrencilerine bu kitabı okutmuşlar. Ya bu kitabı direkt olarak okutmuşlar, ya bu kitabın şerhini okutmuşlar, ya da bu kitabın muhtasarlarını okutmuşlar. Bir de garip bir durum var ki abiler, i̇bn Salah'ın kitabı çok fazla şerh yapılmış kendisine, bununla beraber muhtasarlar yapılmış kendisine. Mesela İbn-i Salah'tan sonra şey gelmiş, i̇bn Salah hicri olarak 640 yılında vefat etmiştir abiler. İbn-i Salah'tan sonra, yıllar sonra da İmam Nebevi gelmiş, İmam Nebevi el Hadis kitabını alıyor. İbn Salah'ın el Hadis kitabını alıyor ve onu muhtasar bir hale getiriyor. Öğrenciler için kolay olsun, öğrencilerin ezberlenmesi, ders yapmaları kolay olsun diye muhtasar bir hale getiriyor. Biraz daha kısaltıyor. Ona İrşad ismini veriyor. Daha sonra yıllar sonra yine İmam Nebevi bu sefer İrşad kitabını yani el Hadis'e muhtasar yapmış olduğu İrşad kitabını daha bir muhtasar hale getiriyor. Ona et-takrib ve tenkir ismini, ismini veriyor. Et-takrib ve tenkir. Dikkat edin kardeşler. i̇lm Hadis kitabını alıyor. Önce bir muhtasar yapıyor. Ona irşat ismini veriyor. Ve daha sonra onu irşat kitabını biraz daha muhtasar yapıyor. Bu sefer et-takrib ve tenkir ismini veriyor o kitaba. Bunlar bu alanda yazılmış meşhur kitaplardır. Veya mesela bu alanda yazılmış başka bir meşhur kitap i̇bn Kesir. Rahimahullah'ın yazmış olduğu İhtisar-ı -ül Hadis kitabıdır. İhtisar-ı Hadis kitabıdır İbn Kesir'in. Veya Hafız İbn Hacer el Asqalani'nin yazmış olduğu bu alanda Nuhbetül Fikir aynı şekilde meşhur bir kitaptır. Biraz daha ilim talebelerinin kendilerine yönelmiş olduğu en meşhur kitaplardan bir tanesidir Nuhbetül Fikir. Genel olarak birinci seviye ve ikinci seviye okutulan bir kitaptır. Daha sonra kardeşler başka bir meşhur kitap ise İmam Suyuti'nin Tedbirur Ravi kitabıdır. Tedbirur Ravi tedbir Ravi de şöyle bir kitaptır abiler. Hani dedik ya İmam Nevevi önce şeye İbn Salah'ın kitabına şey yapıyor. Muhtasar yapıyor. Daha sonra yine onu biraz daha iktisar hale getiriyor. İkinci defa iktisar hale getirdiğinde kitabın ismi neydi? et takrib ve Tenkir kitabı. İmam Suyuti de İm İmam Nevevi'nin takribini alıyor. Takrib kitabını alıyor. Muhtasarın muhtasarı olan bu kitabı alıyor. Şerh yapıyor. Ve bu şerhe tedbir ravi diyor. Bu da hadis alanında, hadis ıslahları alanında mustalahul ilim, mustalahul ilim, mustalahul hadis alanında yazılmış en temel böyle insanların, ilim talebelerinin, ilim adamlarının kendisine yönelmiş olduğu en temel kitaplardan bir tanesidir. Bu kitapların dışında kardeşler, mesela günümüzde elimize almış olduğumuz, okumuş olduğumuz birçok hadis kitabı vardır değil mi? Bunlar normalde bu zikretmiş olduğum, isimleri zikretmiş olduğum hadis veya şey kitaplar, hadis alanında yazılmış bu, bu kitaplar Mustalahul hadis, hadis ıstılahları üzerine yazılmış kitaplardır. Ve buradaki kaideleri bildirir daha çok. Hadis kitapları, hadis ilmine dair veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan hadisleri almaya dair bazı kitaplar var elimizin önünde değil mi bugün ellerimizin arasında? Mesela İmam Bukhari'nin sahihi veya İmam Müslim'in sahihi ve benzeri kitaplar. Eskiden kardeşler mutakaddim olan alimler, önceki alimler Hadisleri tertip etmede, telif etmede şöyle bir usul izlemişler. Kesinlikle ahkam hadislerini birbirin akide hadislerinden ayırt etmemişler veya edep ahlaka taalluk eden hadisleri akide hadislerinden ve ahkam hadislerinden ayırt ederek kitaplar telif etmemişler. Oldukça cami bir kitap oluşturmuşlar. Akide hadislerine, ondan sonra ahkam hadislerine yani fıkıh hadislere, daha sonra edep ve ahlaka dair hadislerin hepsini bir araya getirmişler, bir kitapta bir araya getirmişler cami bir kitap oluşturmuşlar. Tek bir kitapta bir araya getirmişler. Mesela İmam Bukhari'nin sahihi bilmiş olduğunuz üzere niyet hadisiyle başlar. Vahiyin başlama hadisleriyle devam eder. Daha sonra İmam Bukhari bu kitabına iman bölümüne giriş yapar. Daha sonra iman bölümüne giriş yaptıktan sonra daha sonra ahkema dair hadisler gelir. Namazla alakalı, taharetle alakalı, oruçla alakalı ve benzeri hadisler gelir. Onlara yer verir. Daha sonra bakıyoruz ki kitabın içerisinden şeylere yer vermiş. Ahlak ve edeple alakalı hadislere İmam Bukhari yer vermiş. Yani kesinlikle ahkam hadislerini ahlak hadislerinden ayırt etmemiştir. Veya ahkam hadislerini akaide dair hadislerden ayırt etmemiş. Bu konuda cami bir kitap oluşturmuştur. İmam Müslüm'ün usulü aynıdır. Onlar mutakaddim olan alimlerdendir kardeşler. Önceki ilk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra gelen alimler onlar mutakaddim alimlerdir. Mutakaddim olan alimlerdir. Ve onlar böyle bir usul izlemişler. Hadislerin hepsini bir araya toplanmışlar. Farklı farklı konularda gelen hadisleri bir araya getirmişler. İmam Müslim'in de usulü aynıdır veya daha niceleri. Lakin daha sonra müteahhir olan alimler gelmiş. De sonraki alimler gelmiş. Yakın zamana, günümüzde yakın bir zamana yakın bazı alimler gelmiş. Onlar ise hadislerin yazılması noktasında farklı bir usul izlemiş arkadaşlar. Ahkam hadislerini, akaid hadislerinden ve edep, ahlak hadislerinden ayırmışlar. Ahkam hadislerini ayrı münfasıl kitaplarda toplanmışlar. Mustakil olarak toplanmışlar. Mesela biz daha önce hatırlarsanız fıkıh derslerimiz, derslerimizde demiştik ki fıkıh dört kısma ayrılır. Birincisi ibadet bölümü, ikincisi muamelat bölümü, üçüncüsü nikah bölümü ve dördüncüsü cinayetler bölümü. Bu dört kısma ayrılır. Bu dört kısımla alakalı, bu dört bölümle alakalı ahkama dair hadisleri ayrı kitaplarda toplanmışlar bazı alimler. Mesela bu kitapların içerisinden en meşhur üç tanesini sizlere zikredeyim. Bunlar hadis kitaplarıdır ama ahkam hadislerinin, fıkha taalluk eden hadislerin toplanmış olduğu kitaplardır bu kitaplar. Bu kitaplardan birincisi, belki de en fazla şöhret bulanlardan bir tanesi, Ümdetül Ahkam kitabıdır. Ümdetül Ahkam kitabının müellifi Abdurrahman el-Makdisi'dir. Kendisi Maktisidir. Yani Kudüslüdür. Aynı zamanda Hanbeli mezhebine mensup bir kimsedir. Takriben bu kitapta 500 tane hadis vardır. Bazı kitaptan bazı kitaba göre fark edebiliyor. Çok küçük rakamlarla fark edebiliyor. Ama ortalama olarak 500 tane hadis vardır. Ve bu 500 tane hadisin hepsi de sahihtir abiler. Hep Bukhari ve Müslim'de geçen hadisleri Abdülgani el-Makdis'i bu kitabında toplanmıştır. Dolayısıyla bu hadisler sahih hadislerdir. Umdetül Ahkam kitabında yer alan hadisler. Ee, el-Maktis'e böyle bir usul izlemiş. Ahkam hadislerini toplamış olduğu bu kitabında sadece Bukhari ve Müslim'de geçen hadisleri almış. Ya onun zikretmiş olduğu hadisi ya İmam Bukhari rivayet ediyor. Ya İmam Müslim rivayet ediyor. Veya ikisi ortak bir şekilde rivayet ediyor. Ve Abdülhugani el-Maktis'in Umdetül Ahkam bu kitabı isimli bu kitabı İlim meclislerinde ilim talebelerine genel anlamda her zaman için söylemiyorum. Genel anlamda ahkam hadisleri noktasında ilk ezberletilen kitaptır abiler. Ondetül Ahkam kitabı. İkinci olarak kardeşler Buluğul Meram kitabı. Buluğul Meram kimin kitabıdır? Hafız İbn Hacer el Asqalani'nin kitabıdır. O da Mısırlıdır, Şafidir. Şafi mezhebindendir. Hicri olarak 852 yılında vefat etmiştir. Mısır'da onun için Kadil Kudat denilmiştir. Kadıların da kadısı. Hem fakihdir hem muhaddistir. Böyle bir kitap telif etmiştir abiler. Bu kitabında, Buluğul Meram isimli kitabında takriben 1500 tane hadis yazmıştır. Bu kitabında 1500 tane hadis yazmıştır. Bu kitabın içerisinde biraz daha Umdetül Ahkam'a göre farklı olan şey kardeşler. Bu kitabın içerisinde sayı hadisler de var. Hasen hadisler de var. Zayıf hadisler de var. İmam Hafız İbn Hacer el Eskalani böyle bir usul izlemiştir. Bu hadislerin hepsini almıştır. Bunların tercih edilmesini veya reddedilmesini onlara okuyacak şarihe bırakmıştır. Yani onlar hakkında ders yapacak ilim talebesine veya alime bırakmıştır. Ama tabi mesela siz bunların şeylerini aldığınızda Bulur Meram Bulur Meram kitabının hadislerinin metnini aldığınızda genel olarak buna şerh yapan veya bunun hakkında böyle talikler yapan, hadislerin altına talikler yapan kimseler hadis zayıftır, hadis hasendir, hadis sahihtir veya şuna göre zayıftır, şuna göre sahihtir gibi bazı ibareler talihlerde veya şerhlerde yer almaktadır. İlim talebeleri abiler, ilim meclislerinde ilim talebelerine ikinci olarak ahkam hadisleri noktasında ezberletilen kitap Bulugul Meram'dır. Onda da söylemiş olduğum gibi takriben ortalama olarak bazen 3 fazla, 3 az bu şekilde fark ede edebiliyor ama takriben onda 1500 tane hadis vardır. Daha sonra abiler 3. kitap bu alanda ahkam hadislerinin noktasında 3. olarak meşhur olan kitap Mecd İbn Teymiye'nin kitabıdır. Dikkat edin kardeşler, Mecd İbn Teymiye. Onun kitabının ismi El Muntakadır. Mecd İbn Teymiye kesinlikle Mecmu'ul Fetava İbn Teymiye ile karıştırılmaması gereken biridir. Mecmu'ul Fetava'nın sahibi olan İbn Teymiye'nin dedesidir. Mecd İbn Teymiye. Kendisi Hanbeli'dir. Ve bu alanda ahkam hadisleri noktasında bir kitap telif etmiş. Ee, bu kitapta kaç tane hadis olabilir? Allah'u elem yani şöyle farklı çok farklı rivayetler var. Yani çok farklı rakam, rakamlar zikrediliyor. Bu kitap e, Umdetül Ahkam gibi veya Burul Meram gibi de şöhret bulmamış bir kitaptır. Ama genel olarak üç, ahkam hadisleri noktasında 3. kitap olarak bu kitap zikredilir. Mecid-i İbn-i Teymiye de Hicri olarak 652 yılında vefat etmiştir. <laughs> Kardeşler, ahkam hadislerinin toplanılması dışında bu yönde kitaplarının oluşturulması noktasında bir de şu yönde hadis kitapları oluşturulmuştur. Mezhep imamlarının görüşlerine binaen, mezhep imamlarının görüşlerini destekleyen hadislerin toplanıldığı kitaplar daha sonra kaleme alınmıştır. Kardeşler şöyle bir durum aslında söz konusu olmuş. Mesela İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in yaşamış olduğu dönemde İnsanlar onların ilimlerine ve onlardan hemen sonra dönemde insanlar onların ilimlerine çok fazla itimat etmişler. Onlar vefat ettikten sonra insanlarda şöyle bir durum söz konusu olmuş. İnsanlar onların görüşlerini almış ama delillerini unutmuşlar. Aşırıya gitmişler. İmamların görüşlerini almışlar. Meseleler hakkındaki fetvalarını almışlar. Ama onların delillerini unutmuşlar. Böyle olmuş. Bu aşırılıktır kardeşler. Yani normalde İmamın görüşleri delilleriyle beraber alınması gerekir değil mi? İmamın görüşünü kuvvetli kılan nedir? Onun zikretmiş olduğu delildir. Tabi insanları buna sevk eden en önemli sebep nedir? İmamların bu ilimde ne kadar kuvvetli olduklarını bize göstermektedir. Çok kuvvetli olmuşlar, insanlar onlara çok fazla itimat etmiş. Bundan dolayı onların delillerini çok fazla sorgulamamışlar. Oysa ki İmam Ebu Hanife görüşlerini zikrettiği zaman delili yok muydu abiler? Delili vardı. İmam Şafi meseleler hakkındaki görüşlerini zikrettiğinde onun delili yok muydu? Kur'an'dan veya sünnetten delili vardı. İmam Malik'in hakeze delili vardı. İmam Ahmet'in delili vardı ama bunlar zamanla unutuldu. Onların görüşlerini alan, delillerini terk eden insanlar aşırıya kaçtılar. Aynı şekilde onlar gibi aşırıya kaçan günümüzde bazı insanlar var. Onlar da şöyle yapmaktadırlar kardeşler. Onlara diyorlar ki tam onların zıttı olarak. Diyorlar ki İmam Ebu Hanife kimdir? İmam Şafii kimdir? İmam Malik kimdir? İmam Ahmet kimdir? Bu konuda Kur'an'dan sünnetten hadi ayet var veya hadis var. Biz Kur'an Kur'an'daki ayeti alırız veya bir sünnetteki hadisi alırız gibi şeyler söylüyorlar. Yani sanki bu imamların görüşleri delilsizdi. Onlar delil üzerinde konuşmadılar. Sanki hevalarından konuştular. Böyle söylemlerde, böyle ithamlarda bulunan günümüzde bazı kimseler de ne yazık ki çıkmaktadır. Hatta böyle kimseler şöyle sözleri de çok fazla sarf ediyorlar. Diyorlar ki, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmet onlar dediler ki bizim sözümüz Kur'an'la veya sünnetle çelişirse bizim sözümüzü duvara vurun dediler. Doğru abiler. Bu imamlar böyle söylediler. Ama onların sözlerini gerçekten bu anlamda duvara vurabilecek kişi kimdir? Hadisten anlamayan, Kur'an'dan anlamayan hangi ayet hangi ayetin ne kadar? Hangi hadis hangi hadisin ne kadar? Hangi ayet hangi hadisin ne kadar? Veya bu hadis sahih, sahih bir hadisimdir, zayıf bir hadisimdir. Bunun illetlerini bilmeyen biz insanlar mı? Biz mi onların sözünü kaldırıp duvara vuracağız? Bunun içinde bir usul var abiler. Doğru, eğer hadis bize sahih bir şekilde gelmişse, eğer ayetin konuya dalaleti apaçık bir şekilde ise, bizim onların sözünü duvara vurmamız gerekir. Ama bunun da bir usulü vardır. Herkesin yapabileceği bir şey değildir bu. Ama ne yazık ki günümüz insanları da bu konuda biraz aşırıya gitmiş oldular. Önceki insanlar, önceden o olan insanlar, mezhebin imamının görüşlerini, delillerini unutan o insanlar bu konuda aşırıya gittiler. Delilleriyle beraber almaları gerekirdi. Günümüz insanları da bize Kur'an ve sünnet yeter. Biz onların görüşüne, bizim onların görüşüne ihtiyacımız yok. Bu minimalde şeyler söyleyerek imamların görüşünü sözde kendileriyle duvara vurmuş oluyorlar. Hayır kardeşler böyle değil. Mesele böyle değil. Böyle basit değil. Hepsinin getirmiş olduğu delilleri var. Mesela ben size bu konuda bir tane misal vereyim. Ee, hepsinin getirmiş olduğu delile göre. Hepsi ayrı görüşlere sahip, ayrı bir görüş almış ama hepsinin bir delili var. Mesela kardeşler, köpek necis midir? Köpek necistir. Değil mi? Köpek necistir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste dedi ki اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ ف۪ي اِنَاءِ اَحَدُكُمْ فَلِيَخْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُلَهُنَّ بِتُرَابٍ Sizden birinin kabına köpek iliştiğinde, köpek yakınlaştığında onun o kabı ilk toprakla olmak üzere yedi defa yıkayın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bize bu hadisi aldık dedi ki köpek necistir veya salyası necistir. Ama İmam Ebu Hanife hayır necis değildir dedi. Veya İmam Malik hayır necis değildir dedi. Şimdi bizim delilimiz var onların delili yok mu? Onların da delili var. Köpek necistir şeyini alan, görüşünü alan kardeşler İmam Ebu Hanife, İmam Şafi ve İmam Ahmet'tir. İmam Şafii'nin ve İmam Ahmed'in mezhebine göre anlayışlarına göre köpek necistir. Dolayısıyla bir kaba yakınlaştıklarında o kabın ilki toprakla olmak üzere yedi defa yıkanması gerekir. Ama İmam Ebu Hanife'ye göre böyle değildir veya İmam Malik'e göre böyle değildir. Onların delilleri yok mu? Bak şimdi diyoruz ki bu konuda sahih bir hadis var. Bu konuda bize gelmiş sahih bir hadis var. Bu alimlerin sözlerini duvara mı vuracağız? Bakın onların görüşlerini dinleyin. Mesela İmam Ebu Hanife diyor ki e, bu hadisi kim rivayet etti? Bu hadisi Ebu Hureyre, sahabeden Ebu Hureyre rivayet etti. Ebu Hureyre kendisi yedi lafıyla rivayet etmesine rağmen kendisi böyle bir durumla karşılaştığında kabı üç defa yıkanmıştır. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife bunların arasında rivayet eden sözüyle sahabenin fiili arasında bir tenakut görmektedir. Bir zıtlık görmektedir. Ve bu zıtlıktan dolayı farklı bir görüşe sahip olmaktadır. Onlar da diyorlar ki üç defa yıkanması gerekir. Sahabenin filini alıyorlar. İmam Malik'in görüşü ise kardeşler kesinlikle köpek necis değildir. Köpek necis değildir. Niye köpek necis değildir? Çünkü İmam Malik de bu konuda Maide suresinde geçen ayeti almaktadır. O da diyor ki Allah Azze ve Celle avcı olarak yetiştirilen köpekler için onlar size hayvandan getirdiklerinde, hayvanı yakalayıp getirdiklerini bu sizin için helaldir dedi. Dolayısıyla bu köpek ne, bu köpekler necis değildir dedi İmam Malik. Yani biz buradan şunu anlıyoruz abiler. Hepsinin bir delili var. Ve hepsinin birbiri hakkında söylemiş olduğu şey de var aslında. Birbirlerinin görüşlerine, birbirlerinin delillerine getirmiş oldukları reddiyeler de var. Ama genel olarak bizim bu konuda üzerimize almamız gereken şey eğer herhangi bir meselede onların görüşlerinin delilinden haberimiz yoksa, bu konuda bir cehaletimiz varsa bu onların görüşlerinin delillerini veya görüşlerini reddetmemizi gerektirmez. Biz onların görüşlerinin delilini bilmiyoruz. Biz onların görüşlerinin delilini bilmediğimizden dolayı Hemen kaldırıp onların sözünü duvara bulmamız gerekmez. Bunun için onların görüşlerinin delillerini de bilmemiz gerekir. Bu işi de ehliyet sahibi olan kimseler yapacak. Her işte olmuş olduğu gibi bu işte de ehliyet sahibi olan insanlar konuşacak. Gerçekten iştihat yetkisine sahip olabilecek kimseler bunu yapmalı. Her manada iştihat yetkisine sahip olabilecek kimselerden bahsetmiyorum. Ama genel olarak bu işte de bir usul olmalıdır kardeşler. Önceki insanlar nasıl sadece imamın görüşünü alarak delillerini terk ettilerse, bununla hata ettilerse, günümüzdeki insanlar da sadece bize Kur'an yeter, sünnet yeter diyerek bu alimlerin, bu imamların görüşlerini terk etmesi hemen hemen aynı derecede hatadır kardeşler. Çünkü bizler Kur'an-ı Kerim'i her yönünde bilmiyoruz. Veya bizler sünneti her yönünde bilmiyoruz. İşte bu şekilde kardeşler, önceki insanların, bu imamlardan sonraki gelen insanların, imamların görüşlerini almasıyla delillerin unutulması böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Ama daha sonra mezhebin içerisinden bazı alimler geldi. Ve gelen o alimler mezhebi tekrar deliller üzerine bina etme çalışması içerisine girdiler. Mesela Hanefi mezhebinde Nasbu'r-Raya kitabında İmam Zeylai Hanefi mezhebini deliller üzerine bina etmiştir. Yıllar sonra gelmiş, İmam Ebu Hanife'den yıllar sonra gelmiş, deliller unutulmuş, tekrar tutmuş, İmam Ebu Hanife'nin görüştedeki delillerini tekrar kaleme almıştır. Veya Hanefi mezhebinin görüşlerinin delillerini tekrar kaleme almıştır. Nasbur Raya kitabında bunu yapmıştır. İmam Zeyla'yı hicri olarak 593 yılında vefat etmiştir ağabeyler. Daha sonra İmam Şafi'nin mezhebinin görüşleri unutulduğunda 458 yılında vefat eden İmam Beyhaki gelmiş. İmam Beyhaki aynı şekilde İmam Şafi'nin mezhebinin görüşlerini deliller üzerine bina etmişler. İmam Beyhaki bilmiş olduğunu üzere muhaddistir ağabeyler elimde büyük bir otoritedir. Hadis ilminde büyük bir otoritedir ve bu alanda Şafii fakında ciddi bir çalışma yapmışlar. Ki bundan dolayı Şafiler hemen İmam Şafii'den sonra İmam Beyhaki'yi çok severler. Çok severler İmam Beyhaki'yi. Niye? Çünkü mezhebi görüşlerini delil üzerine bina etmiştir. Unutulan delilleri tekrar kaleme almış ve mezhebin görüşlerini görüşlerinin noktasına tekrar delilleri yazmıştır. Veya Hanbeli fıkhında kardeşler, Hanbeli fıkhında da bu şekilde deliller unutulunca son zamanlarda gelen Elbani, bilmiş olduğunuz Elbani, Şeyh Elbani bu alanda kitap yazmış veya Menarus Sebil kitabı, Hanbeli hakkında meşhur olan Menarus Sebil kitabını şey yapmış, ona deliller eklemiştir. Bu konuda Hanbeli mezhebinde, Hanbeli mezhebinin delilleri nelerdir? Onlara deliller eklemiştir. İmam Elbani de bilmiş olduğunuz üzere kendisi muhaddistir. Hicri olarak 1420 yılında vefat etmiştir. Sonra kardeşler inşallah bu benim Mustafa Hadis ilmine dair yapacağım mukaddimeydi. Sonra inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse bir sonraki dersimizde de Manzumetul Beyguniye dersine, metnine bir giriş yapacağız biiznillah. Beyguni, İmam Beyguni o ise kardeşler onun asıl ismi Ömer i̇bn Muhammed İbnül i Fettuh İbn-i Fettuh ed Dimeşklidir. El Beyguni et Dimeşklidir. Ve o da Hicri 1080'de vefat etmiştir. Umar i̇bn Muhammed İbn-i Fettuh El Beyguni et Dimeşkli. Hicri 1080 yılında o da vefat etmiştir. İnşallah gelecek dersimizde onun yazmış olduğu nazımdan başlayacağız. Ve sallallahu Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.